Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi tarafından verilen amatör denizcilik belge sınavları yapıldı. Evet sevgili seyirciler, Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde UDEM'de sınava girecek amatör denizciler ile ilgili. Şu an buradayız. Biraz sonra biz de sınava gireceğiz. Bakacağız nasıl geçiyor. Hedef 2023 1 milyon amatör denizci projesi kapsamında Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı'nca yapılan amatör denizcilik belgesi sınavı Marmara Ereğlisi Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tekirdağ Bölge Liman Başkanlığı tarafından verilen eğitimin ardından yapılan sınavı başarıyla tamamlayanlar 24 metreye kadar özel tekne kullanabilme yeterliliğine sahip olacak. Başvuruların ve sınavların online olarak yapılmaya başlamasından sonra sınav yoğunluğunun internet üzerine kaymasından dolayı sınav yerinde sınava girenlerin sayısında gözle görülür bir düşüş yaşandığı gözlendi. Yani denizcilik daha yeni yeni popüler olmaya başladı. Daha önceden çok kullanılmıyordu biliyorsunuz. Ama amatör denizcilik belgesi bence artık her insan için geçerli. Çünkü sularımız çok zengin. Haliyle artık hani sularımız kirlendiğinden dolayı kıyıdan avlanma da biraz zor oluyor. Aslında bunlar amatörler için çok faydalı olması gereken şeyler, evraklar. Biz de şansımızla bir ufak bir tekne aldık. En azından hani açıkta, kıyıdan böyle bir 50 metre açıkta, kendi çapımızda, oltamızda balık tutmak için, biraz da keyif için açıkçası. Çünkü etrafta artık hani kafa dinleyebileceğimiz, huzurda, sakinde durabileceğimiz yerler kalmadı. Trakya Türk TV haber ekibi olarak bizler de sınav başvurusu yaparak sınava girdik ve yaşananları sizler için görüntüledik. Tekirdağ Bölge Liman Başkan Yardımcısı Fatih Kincal sınav öncesi slide sunum eşliğinde bilgilendirmelerde bulundu. Kincal, denizcilik hakkında genel olarak bilinmesi gereken bilgileri verdiği açıklamasında önceliğin hayat kurtarmak olduğunun altını çizdi. Sonra işte düzenleme yapıldı. Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı oldu. Ve genel müdürlük nezdinde yine bağlısı başka çeşitli duran başkanlıkları olarak. Sınavda başarılı olanlara amatör denizcilik belgesine ait belge harcı ödeme kodları başvuru yapılan sistem tarafından SMS ve e-mail yoluyla kendilerine gönderilecek ve bu kodla ödemeler belirtilen banka şubelerine yapılacak. Sınav için geldik. Evet, sınav için heyecan var mı? Biraz heyecan var. Heyecan var. Denizlere açılmayı düşünüyoruz sınavdan sonra. Enginlere doğru. Evet. Balık için mi yoksa? Zevk amaçlı. Balık da olur. Siz de sınava gireceksiniz değil mi? Evet, eşimle birlikte geldim. Hı hı. Tek olmuyor mu? Tek de olur ama ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Benim de olsun diyorsun. Evet. Peki heyecan var mı? Biraz. Nasıl heyecan var? Atıyor mu kalp pıtır pıtır? Yok, o kadar değil. Sınav için geldik. Evet. Heyecan var mı? Hayır. Daha önce hiç girdiniz mi? Daha önce girmedim. Zaten üniversite çıkışlıyım, denizciyim. Bir reis üniversitesi. Anladım. Ulaştırma Altyapı Bakanlığı Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi'nin önündeyiz. Bugün burada amatör balıkçılıkla ilgili ehliyet sınavları yapıldı ve başarılı olanları ehliyetleri verilecek. Ben İrfan Demir, Trakya Türk TV.